Arkası Yarın. Deniz Kurdu. 3. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Jack London. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Engin Karagöz. Montaj Muhittin Sami Yaygıngör. Bindiği gemi okyanusta kayalıklara çarparak batan gazeteci yazar Van Weyden, tesadüf eseri oradan geçmekte olan ayı balığı avcısı bir kaptanın gemisi tarafından kurtarılır. Kurt Larsen adındaki bu kaptan, bütün ahlaki değerlerden yoksun, kanun tanımaz bir zorbadır. Kendine göre bir hayat anlayışı olan bu kaptan, zaman zaman gazeteciyle iyilik ve kötülük üzerine tartışmalar yapar. Diğer yandan gazetecinin saatlerce kaptanın kamerasında kalması gemideki aşçıbaşının sinirlerini bozar. Ah, sonunda mutfağa gelebildiniz sayın beyefendi. 3 gündür kaptanın yanından ayrılmıyorsun. Bu benim suçum değil Bay Midriç. Kaptan beni yanında alıkoydu. Kaptan yanında alıkoymuş baş. Sırtını kaptana dayayıp da hava atma bana. Geç hadi bulaşın başına. Sersem gerizekalı humbul herif. Hakaret etmeyin bana Bay Migrich. Kapa çeneni. Kapatmazsam yoksa... ne olurmuş ha? Döver misin beni? Evet. Hem de kemiklerini tek tek kırarım. Madem öyle elinizden geleni ardına koymayın. Benim de elim armut toplamıyor. Vay 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 vay. Anasının kuzusuna bakın hele. Buraya geldiğin gün süt dökmüş kedi gibiydin. Şimdi ise mahalle kabadayılarına benzedin. Sayenizde. Hepinizin sayesinde. Bu gemide küfürden, hakaretten, kavgadan başka hiçbir şey yok. Sizleri göre göre sizlere benzedim ben de. Hadi neyse. Seninle burada tartışacak halde değilim. Millet yemek bekliyor. Bulaşıkları yıka, patatesleri, soğanları soy. Hadi. O günden sonra açıbaşıyla aramız bozuldu. Birbirimize dişlerimizi gösteren iki hayvan gibiydik. O bir korkaktı. Vaktinde beni korkutup yıldıramadığı için şimdi bana vurmaya korkuyordu. Onun için başka bir yol seçti. Mutfakta tek bir bıçak vardı. Bu da uzun seneler kullanıla kullanıla incelmiş ve keskinleşmişti. Aşçı Migrich o kavgadan hemen sonra bıçağı bileylemeye başladı. Ve bu işi yaparken de başını kaldırıp imalı imalı bana bakıyordu. Önceleri bu durum beni bayağı eğlendiriyordu ama sonradan durumun ciddi olduğunu anladım. Bu durum tayfaları da hayli eğlendiriyordu. Duydunuz mu çocuklar? Bizim ahçıbaşı hımbılı öldürmek için sabahtan akşama kadar bıçağını bileyleyip duruyormuş. Ciddiye almayın. Bizim ahçıbaşı tavuk bile kesemez. Nerede kaldı hımbılı öldürecek? Ahçıbaşını hafife almayın arkadaşlar. Çok iyi bıçak kullanır ve çok sinsidir. Hani beklenmedik bir zamanda hımbılı öldürebilir. Desenize hımbılın az bir ömrü kaldı. Ha, işte bakın hımbıl buraya geliyor. Hımbıl, ahçıbaşı Migrich'in sürekli bıçağını bileylediği doğru mu? Doğru. Bıçak bileylemekten başka bir şey yapmıyor. Madem öyle dikkatli ol. O herife sırtını dönmemeye bak. Ben dersem Migrich'in iyi bıçak kullandığını söylüyor. Ayrıca kalleştirdi. Yani umulmadık bir anda bıçağı böğrüne saplayabilir. Şaka yapıyorsunuz herhalde. İnsan öldürmek bu kadar kolay mı? Ne sandın ya? Bir saniyelik bir iş. Sokarsın bıçağı. Sokarsın bıçağı. Sonra da bir saniyede bağırsakları yere dökülür. İyi ama buna cinayet denir. Suçlu cezasını çeker. Ceza mı dedin? Duydunuz mu arkadaşlar? Hımbıl ne diyor? Cezadan söz ediyor. Söyler misiniz? Neden gülüyorsunuz? Hımbıl, sen öldükten sonra kanun ahçıbaşına ceza verse ne olur, vermese ne olur? Bence sen kanuna sığınıp da ölmeye falan kalkma. Arkadaşlar doğru söylüyor Hımbıl. En iyi kanun doğa kanunudur. Ölmemek için güçlü olmak zorundasın. Güçsüz ölür, güçlüyse yaşar. Demek aşçı başının seni öldürmesinden korkuyorsun öyle mi? Evet efendim, korkuyorum. İşte siz hep böylesinizdir. Ölümsüz ruhlarınızdan söz edip sonra da ölmekten korkarsınız. Bir keskin bıçak ve aşçı başının korkunç bakışlarını görünce her şeyin sona erdiğini düşünüyorsun.
Ben gerçeklerden söz ediyorum efendim. Aşçıbaşı kaç gündür bıçağını bileyip duruyor ve ben her an öldürme korkusuyla yaşamak istemiyorum. Madem ölmekten korkuyorsun, o zaman git sen onu öldür. Arkasını döndüğü zaman bıçağını salla. Bana onu öldürmemi mi tavsiye ediyorsunuz? Doğanın değişmez kanunudur bu. Güçlü güçsüzü yener. Sizin şehirlerde öyle olmuyor mu? Hadi durma, öldür onu. Öldürsen seni onun yerine geçiririm. Maaşın da artar. Duyduklarım doğru mu Arşıbaşı? Hımbıl'ı öldürecekmişsin. Evet, niyetim var. 2 seneden fazla ceza vermezler. 2 sene dediğin nedir ki? Artık buna da katlanamazsam yazıklar olsun bana. Sen 5 sene önce bıçakladığım herifi görecektin asıl. Ne? Sahi mi? Sen daha önce de adam bıçakladın mı? Elbette. Bıçak bu elimdekine benziyordu. Ya sokuyormuşum gibi herifin karnına daldırmıştım bıçağı. Günaydın. Karşıma geçmiş nasıl da yalvarıyordu. Öyle demek istememişti Bay Mehriç diye bağırıyordu. Tanrı bana yardım et. Öyle demek istememiştim. Sana göstereceğim dedim ve bıçağı onun karnına gömdüm. Yani ben adam bıçaklamaya alışığım Bay Harrison. Harrison! Sersem herif, neredesin? Hemen güverteye gel. İkinci kaptan çağırıyor. Sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Böyle sen. Orada ne yapıyorsun bakayım öyle? Görmüyor musun? Bıçağımı bileğliyorum. Bıçağını mı bileğliyorsun? Hey arkadaşlar. Mutfakta neler olup bitiyor bir görseniz şaşarsınız. Ne oluyor ki? Bizim Hımbıl da bıçağını bileğleyip duruyor. Ne? Sahi mi? Evet. Tam 2 saattir Ahçı ile Hımbıl karşılıklı bıçak bileğliyorlar. Gelin de manzarayı görün. Biraz gülersiniz. Hadi gidelim. İşte bakın. Görüyor musunuz? Vay be. Hımbıl da az değilmiş ha. Hem şuna bakın. Ustalar gibi bıçağı nasıl da bileği taşına sürtüp duruyor. Bana kalırsa bunların birbirlerine girmesi an meselesi. Hımbıl'ın yerinde olsam aşçının kaburgalarına değil de doğrudan karnına saldırırım. Yok yok, bence en kestirme yol gırtlaktır. Yani ustura gibi bıçağı dayayıp cart diye çekeceksin. Defolun be, defolun. Sizin yapacak başka bir işiniz gücünüz yok mu pis herifler? Ne kızıyorsun bir aşçıbaşı? Yani şunun şurasında vakit geçiriyorum. Eğer hemen çekip gitmezseniz öğlene yiyecek bir tas çorba bile vermem size. Çekip gidin buradan, hadi yürüyün. Hey! Kahrolası herifler! Hepiniz birden nereye kayboldunuz? Hey! Hadi hadi, kaptan çağırıyor. Çabuk. Millete seyir gerek, seyir. Bım. Efendim? Senin ve benim bu herifler için gösteri yapmamız ne işe yarayacak ki? Bizi sevmiyorlar. Birbirimizi boğazlayışımızı seyretmek onları memnun edecek. Pek kötü bir herif değilsin senin bu. Bana bak. Hadi gel, el sıkışalım. Kaptan Kurt Larsen'le olan samimiyetim gün geçtikçe artıyordu. Eğer efendiyle uşak ya da kralla palyaço arasındaki ilişkiye samimiyet denilebilirse. Ben onun için oyuncaktan başka bir şey değilim. Ve o da bana bir çocuğun oyuncağına verdiği değerden daha fazlasını vermiyor. Görevim onu eğlendirmek. Onu eğlendirdiğim sürece her şey iyi gidiyor. Ama sıkılırsa ya da kötü günündeyse kamera masasından hemen mutfağa fırlatılıyorum. Bu adamın yalnızlığı yavaş yavaş benim içime de taşınıyor. Gemide ondan nefret etmeyen ya da ondan korkmayan kimse yok. İçindeki o korkunç güçle yaşayıp gidiyor. Hey Hımbıl, nereye gidiyorsun? Kaptanım, 3 gündür görmüyorum kendisini. Ne yemek yiyor ne de dışarı çıkıyor, merak ettim. İyi, git bak bakalım. Umarım onu gebermiş bulursun. Boşuna hayal etme. Ben kaptanın en az 100 sene daha yaşayacağına inanıyorum. Seni böyle düşündüren onun iri yarı, kuvvetli ve korkunç oluşu değil mi? İnsanoğlu daima kendisinden daha güçlü için hep öyle düşünür. Kim bilir, belki de. Neyse gideyim ben.
Affedersiniz kaptan. Sen misin Hımbıl? Ne istiyorsun? Şey, 3 gündür kameranızdan çıkmadınız da merak ettim. Suratınız bir garip, hasta mısınız yoksa? Keyfim yok. 3 gündür korkunç bir baş ağrısı çektim. Başım bir sopayla 10 santim yarıldığından bu yana hiç baş ağrısı çekmemiştim. Bu ilk defa mı oluyor? Hayır, 1 yıl önce başlamıştı. Son 6 ay içerisinde ağrılar sıklaştı. Ağrı birdenbire geliyor ve acısından gözlerimi yaşartıyor. Dengemi bozuyor, yatağa düşürüyor. Demek 3 gün tek başınıza kimseye haber vermeden acılar içinde kıvrandınız, öyle mi? Ne yani, acı çekerken gemi personelini de mi çağırmalıydım? Peki şimdi nasılsınız? Ay, gel, gel bak sana ne göstereceğim. Bunun ne olduğunu görüyor musun? Bir takım çizimler var ama ne olduğunu anlayamadım. Denizciler için işleri kolaylaştıracak bir buluş bu. Bugünden sonra artık bir çocuk bile bir gemi idare edebilecek. Artık rüzgar hesaplamaları yok. Nerede olduğunu anlamak için pis bir gecede tek bir yıldız bulabilmen yeterli. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Matematiğiniz çok iyi olmalı. Hangi okula gittiniz? Hayatımda bir kez bile bir okuldan içeri adım mı atmadım. Hepsini kendim öğrendim. Siz müthiş bir insansınız kaptan. Neden bu dünyada daha büyük işler yapmadınız ki? Vicdan ve ahlak yokluğuyla dünyayı hükmedip onu avucunuzun içinde parçalayabilirdiniz. Neden o harika gücünüzle başka işler yapmadınız? Yoksa yeterince hırslı mı değildiniz? Hımbıl, ekin ekmeye giden çiftçinin hikayesini bilir misin? Hayır. Bazı tohumlar üstünde toprak olmayan taşlık bölgelere düşüp havaya sıçrarlar. Gün tekrar yükseldiğinde kökleri olmadığı için ölüp giderler. Bazıları ise dikenlerin arasına düşer. Dikenler onları yutarlar. Yani? Yani mi? İşte hepsi bu kadar. Ben o tohumlardan biriyim işte. Ama kökleriniz vardır herhalde. Ben Danimarkalıyım. Annemle babam fakir ve cahil insanlardı. Onların aileleri de fakir ve cahildi. Gelenekleri gereği oğullarını denize gönderen deniz köylüleriydiler. Söylenecek başka bir şey yok. Hayır, var. Sizin gibi bir insanın hayatı bu kadar basit olmamalı. Sana ne söyleyebilirim ki? Bir çocuğun çektiği acıları mı? Sadece balık yiyerek geçirdiği o korkunç yaşantıyı mı? Emeklemeye başladığım andan itibaren bindiğim gemileri mi? Denizlere açılıp bir daha gelmeyen kardeşlerimi mi? Tekmelerin, küfürlerin, yatak ve kahvaltı yerine geçtiği yerlerde korkunun, nefretin ve acının edindiğim tecrübeler olduğunu mu? Çok zor günler geçirmişsiniz efendim. Hatırlamak bile istemiyorum. Düşündüğüm zaman bir çılgınlık kaplıyor beynimi. Gücümü kazandığım zaman geri dönüp öldürebileceğim bir sürü adam vardı hayatımda. Ama geri döndüğümde ne yazık ki bunların çoğu ölmüştü. Sadece bir tanesi sağdı. Onu da sadece topal bıraktım. Bir sürü felsefe kitabı okumuşsunuz ama okulun yüzünü bile görmemişsiniz. Peki okuyup yazmayı nerede öğrendiniz? İngiliz ticaret gemilerinde. 12 yaşında kamerat oldum. 16 yaşımda normal bir denizci. 17'sinde ise iyi bir denizciydim. Kimseden herhangi bir yardım ya da sevgi görmedim. Her şeyi kendim için yaptım. Denizcilik, matematik, bilim, edebiyat ve diğerleri. Ama ne işe yaradı bunlar? Sonuçta ölümün yaklaştığı bir yaşta bir geminin sahibi ve efendisiydim. Saçmalık değil mi? Günü geldiğinde köklerim olmadığı için yok olup gideceğim. Herhangi bir yakınınız, akrabanız falan yok mu? Bir kardeşim var. Makedonya isimli geminin kaptanı. Benim gibi ayı balığı avcısı. Büyük bir ihtimalle Japonya kıyılarına gittiğimizde onunla karşılaşacağız. Adı ne? Onu Ölüm Larsen diye çağırırlar. Ölüm Larsen mi? O da sizin gibi mi yani? Pek değil. O kafasız bir hayvan vücudu gibidir. Benim tüm... Vahşiliğinize. Evet, o benim tüm vahşiliğime sahiptir. Pek okuma yazma da bilmez. Peki onun da sizin gibi yaşantı üzerine fikirleri var mıdır? Hayır, ama o yalnız yaşadığı için çok daha mutlu. Yaşamayı düşünmeyecek kadar fazla meşgul. Zaten benim en büyük yanlışım kitapları açmak oldu. Efendim, kaptan. Henderson'la avcı Smoke güvertede ağız dalışı yapıyor. Her an için kapışabilirler. Git onlara söyle Harrison. Eğer dövüşürlerse sağ kalanı da ben öldürürüm. Şunu da söyle. Av mevsimi bitene kadar sinirlerine hakim olsunlar. Daha sonra isteyen istediğini öldürebilir. Peki efendim. Hımbıl, ne dersin? Sence Henderson'la Smoke kavga etmeyi göze alabilirler mi? Bu söylediklerimden sonra yani. Hayır. Çünkü hepsi sizden korkuyor efendim. Ve siz etrafa verdiğiniz bu korkuyla onlara iyi ya da kötüyü söyleme hakkı vermiyorsunuz. İnsanları hele böyle bir gemideyken korkutmak en iyi idare şeklidir Hımbıl. Onları kendi haline bırakırsan birbirlerini öldürürler. Emirleri yerine getirmezler. Şimdi kendini bir düşün.
Senin gibi baba parası yer. Tırnakları manikürlü bir süt kuzusuna yumuşak davransaydım, aşçı başına yardım için mutfağa girer miydin? Kamarotluk yapar mıydın? Hayır, asla. Ama şimdi yapıyorsun. Ve sana bunları yaptıran iki neden var. Birisi senin korkaklığın, diğeri ise benim vahşiliğim. Şimdi bas git buradan ve bana bir kahve getir. Son 24 saat bir vahşet karnavalı gibiydi. Kavga kameradan ön güverteye kadar bir salgın gibi yayıldı. Asıl neden Kurt Larsen'di. Adamlar arasındaki ilişkiler, kavgalar, anlaşmazlıklar nefretlere daha çok gerilmiş ve patlamaya hazır bir hale gelmişti. Kavgaya neden Johnson'un gemi kantininden aldığı ince deri giysisinin kötü olduğunu söylemesi yüzünden çıkmıştı. Hayaletin ispiyoncusu aşçıbaşı Migridge, Johnson'ın söylediklerini kaptana anlatınca kaptan Johnson'u kamerasına çağırdı. Johnson'u getirdim efendim. Kapıyı kapayıp sürgüyü çek. Peki efendim. İsterseniz ben gideyim efendim. Hayır. Burada kalmanı istiyorum Humble. Johnson. Benim adım Johnson değil. Ne olduğun umurumda bile değil. Seni neden çağırdığımı tahmin edebiliyor musun? Hem evet hem de hayır efendim. İşimi iyi yaparım. Bunu da herkes gibi siz de iyi biliyorsunuz efendim. Onun için bu konuda bir şikayet olamaz. Hepsi bu kadar mı? Benden ne istediğinizi biliyorum. Benden hoşlanmıyorsunuz. Siz... Devam et. Benim duygularımdan korkma. Korkmuyorum. Söyledim size. Bir erkek gibi davrandığım için beni sevmiyorsunuz. Doğru. Gemi disiplini için biraz fazla erkeksin. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Johnson, anladığım kadarıyla kantinden aldığın deri elbiseden pek memnun değilmişsin. Hayır, değilim. İyi mal değildi efendim. Etrafta bu konuda söyleniyormuşsun. Ben düşündüğümü söylerim efendim. Kantinin ve benim hakkımda senin söylediklerini söyleyen adamların başına ne gelir biliyor musun? Biliyorum efendim. Ne gelir? Şimdi sizin bana yapacaklarınız efendim. Şuna bakın bu. Şu hareket eden, nefes alan, bana hakaret eden ve yine de iyi olduğuna inanan şu hayvana bak. Doğruluk, ahlak gibi insan palavrasının etkisi altında kalmış. Başına geleceklerin bilincinde olmasına rağmen yine de tüm bunları savunmak niyetinde. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Onun sizden çok daha iyi bir insan olduğunu düşünüyorum efendim. Sizin dediğiniz gibi onun insanca palavraları erkekliği ve asaleti oluşturur. Sizin böyle palavralarınız, düşleriniz ve idealleriniz yok. Yoksul bir insansınız siz. Çok doğru Humba. Benim inandığım tek şey çıkardır. Yaşamın sürmesini sağlayan da budur. Johnson öldüğü zaman kül ve toz haline geldiğinde külün ve tozun sahip olacağı asaletten daha fazla bir şey kalmayacak ortada. Ama ben hala yaşayacağım. Ne yapacağımı biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. İşte şimdi yaşamanın ve hala kükreyebilmenin bana verdiği imtiyazı kullanıp asaletin ne olduğunu sana göstereceğim. Seyret. Deniz Kurdu adlı eserin 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.